9.sü düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali bugün başlıyor. Bu yıl festivalde geçtiğimiz yıllarda düzenlenen festivallerden daha farklı olarak kültürel ve sosyal etkinlikler ağırlıkta olacak. Festivalin tüm ayrıntılarını stüdyomuzda bulunan konuğumuz Çubuk Belediye Başkanı Lokman Özden'le konuşacağız. Günaydın. Günaydın, iyi hoş yayınlar geldiniz. Diliyorum. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, masanın üstüne de koyduk hemen meşhur çubuk turşularını. Evet. Ve 9.sü düzenleniyor diyoruz festivalin. Artık Ankara için, çubuk için önemli bir festival haline dönüştü çubuk festivali. Kesinlikle Canan Hanım. Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali artık marka haline geldi. Tüm Türkiye tarafından da biliniyor. Uluslararası da boyutu olan bir festival. Bu yıl 9.sü düzenlediğimiz festivalde sosyal ve kültürel yönü çok ağır basacak. Malumlarınız Suriye ve Mısır'daki olaylardan da etkilenme var. Duyarlılığımız o noktada has safhada. Diyoruz ya, bir göz ağlarken diğer göz gülmezse. O hassasiyetlerden ötürü kültürel ve sosyal yönü ağırlıklı bir festival olacak. Ama ticari boyut olan festival vatandaşlarımızın yaklaşık 3-5 aydan beridir değil, 1 yıldan beridir bekledikleri hasatlarının mahsule dönüştüğü, ürüne dönüştüğü ve bugünü iple çektikleri bir gün. Yani onlar artık tarladan sofraya gelen bu ürünün hasat zamanında haçlıktan alacaklar, çalışan işçilere paralarını verecekler. Dolayısıyla bu festivalin ilçe ekonomisi için, vatandaşlarımız için beklenti haline geldiğini söyleyebilirim. Ama bunun yanında uluslararası ekiplerin, grupların da geldiği, ilçemizin, çubuğun, Ankara'nın, Türkiye'nin tanıtımına katkı veren bir festival. Evet, bu tür İnşallah. Festivaller hep bunlar için zaten önemli roller oynuyor ama emeğin karşılığını bulması gerekiyor diyoruz. Kesinlikle. Şimdi çubuk turşusunu özel kılan, önemli kılan nedir? Turşuya bakıp konuşmak da biraz zor ama. Değil mi? Şimdi çubuk turşusunu özel kılan şu, üretimin organik olarak da üretilmiş olması, kimyasalların kullanılıyor olmaması çok çok önemli bu. Çubuğun suyundan, kullanılan bitkilerden kaynaklı gerçekten yöreye özgü bir ürün bu. Aynı zamanda patenti var. Çubuk turşusunu herkes üretemez. Dolayısıyla bize olan, bize özgü olan bir ürün, yapımı da maharet ister. Biz buradan çağrıda bulunuyoruz. Tüm Ankara'ya, Türkiye'ye. Evet, biz sizler için yeterince turşu ürettik. Yani kimse zahmet etmesin. Öyle turşu mi? Üretmeyle ilgili. Evet. Bugün başlayacağımız festivalimiz 4 gün sürecek. Allah nasip ederse. 4 gün boyunca da vatandaşlarımız tüm Türkiye'ye yetecek tarzda, hatta Avrupa'ya yetecek tarzda turşu üretildi. Allah'ın izniyle biz çok satış bekliyoruz ve ilçemizi de bereketlendiren bir festival olacak inşallah. Evet. Festival. Herkes evinde turşu kurar zaten. Evet. Yani turşu kurmak geleneklerimizde de var, yemek kültürümüzün içinde de var. Ama özellikle de hani evde turşu varken de gidip çubuk turşusu alınır. Kesinlikle alınır. Yalnızca çubuğa turşu almak için gelinmez. Çubukta çok güzel bir kavurma yenilir. Öyle mi? Evet, çubuk şimdi eti çubuğu alınır. Tanıyalım biraz. Çubuk eti alınır. Çubuk agat taşı, akik biliyorsunuz, yarı değerli taş. O hanımefendiler için kolye ve yüzük olaraktan alınır. Yöresel ürünlerin satış arz edildiği pazardan pazar alışverişi yapılır. Erişte, tarhana ve benzeri kışlık malzemeler alınır. Boş gelinen fileler doldurulup çubuktan kışlık malzemelerin alındığı bir festival. Ama tabii başta turşu. Yani 40'a yakın turşu çeşidinin olduğu bir zenginlik olaraktan çubuktan herkes poşetlerini, torbalarını, filelerini doldurmuş şekilde, bagajları doldurmuş şekilde ilçeden ayrılırlar. Yani ilçenin doğal potansiyelleri çok çok fazla. Ama yalnızca çubukta tarım ürünler, doğal potansiyeller yok. Merkeze çok yakın. Esenboğa'nın bizim mahallemiz oluşunu herkes bilir. Esenboğa Havalimanı'nın bulunduğu bir ilçe, Çubuk ilçesi. Esenboğa kavşağından Çubuk merkez 18 kilometre. Dolayısıyla ulaşım nasıl sağlanıyor? Ulaşım peki özel yakın. Araç olmayanlar için. Sıhhiye'den özel Sıhhiye'den otobüsler, belediye otobüsleri
kalkıyor ev otobüsleri. Şeyden de ulus merkezden de özel halk otobüsleri kalkıyor. 3 dakikada özel halk otobüsleri ulus merkezden kalkıyor. Yani 15 dakikada da EGO otobüsleri Sıhhiye'den kalkıyor. Dolayısıyla ulaşım çok çok kolay. Merkeze yani Sıhhiye'ye 38 kilometre uzaklıkta ama Esenboğa kavşağında da 18 kilometre Çubuk merkeze ulaşım çok rahatlıkla yapılıyor. Toplu taşıma araçlarıyla yapılıyor. Yol 6 şeritli konforlu bir yol. Yani Avrupa standartlarında bir yolla Çuba erişim sağlanıyor. Dolayısıyla ulaşımda herhangi bir problem yok. Ben 4 gün boyunca Ankara'nın, 5 milyonluk Ankara'nın Çuba'ya geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllarda yaşanan kalabalık ve alışveriş bunu gösteriyor. İnşallah bu yılda çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Çok daha zengin bir program var. İnşallah evet, daha da güzel olacağını düşünüyorum. Programa baktığımızda da bunu görüyoruz aslında. Şimdi bugün başlıyor saat 14'te. Resmi 14'te. Kortejde başlayacağız. Gazi Mesih Yerleşkesi önünden başlayacağız inşallah. Çok kalabalık. Vatandaşlarla birlikte, yabancı gruplarla birlikte inşallah merkeze kortej yürüyüşte başlayacağız. Yürüyeceğiz. Şimdi yarışmalar var, şovlar var. Standlar kurulacak elbette. Hem yöresel ürünler için hem çubuk tanıtımı 250'ye için. Yakın stand kuruldu. Yani hummalı bir çalışma var. Yani görsel bir şov yaşanıyor şu an Çubuk'ta. Hem ürünlerini vatandaşlar sergiliyorlar. Civar ilçelerden de bu festivale katkı var. Yani herkes kendi ürününü, mahsulünü pazarlamak üzere festivalde standlarda yerleştirdi. İnşallah çok güzel bir şekilde 250'ye yakın standta Çubuk'ta alışveriş yapılacak. Çubuk'ta görsel şovlar olacak inşallah. Yarışmalar da var. Örneğin turşu yeme yarışması. Evet, çok bunların ilginç içinde oluyor. En ilginci galiba o olsa gerek. Çok ilginç oluyor, evet. Nedir rekoru bunun? Şimdi hani niyetli olanlar varsa bizden şunları bilsinler. Bizde turşu bol. Dolayısıyla en son noktada artık ben pes ettim diyene kadar, diğer yarışmacı çekilene kadar kişi bir sayı turşu, yok aslında, yok, bir zaman yok mı söz konusu? Evet, belli bir zaman sonrasında en çok turşu yiyen kimse ona ödüller veriyoruz. O da gerçekten... Bir şaşan su vermek gerekiyor galiba. Gerçekten için, çok ilginç görüntüler de oluşuyor. Güzel, ilginç bir yarışma. Peki başka, dedik ki biraz daha kültürel yönü ve sosyal içeriği canım, farklı olacak diğer yıllardan. Çubuk 84 bin nüfusu, güncel nüfus 100 bin. Türkiye'nin de %1'i takriben. Dolayısıyla Çubuk'ta Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si her kesimin var olduğunu düşündüğümüzde heterojen bir yapısı var. Dolayısıyla herkesin kendisini ifade edebildiği etkinlikler olacak. Yani kültürel boyutu o. Semah da var, Semazen'de var, değişik gruplar var. Dolayısıyla benim festivalim, bizim festivalimiz diyebilecekleri 3 sahne var. Ana sahne ve STK'ların desteklemiş olduğu, kültürel grupların desteklemiş olduğu ikinci sahne. Aynı zamanda da bu yıl Büyükşehir Belediye'mizin mahallede şenlik var sahnesi var. Yani 3 sahnenin olduğu, çubuğun tüm merkezine yayılan bir festival ve aktiviteler olacak. Ben hanımefendilerin yapmış olduğu resim sergileri var. Bekir Ağlar Konağı'nda onu inşallah sergileyeceğiz. Yani ilçemize ait ne varsa orada görülebilecek, sergilenebilecek. Tüm zenginliklerimizi ortaya çıkartacağımız bir festival olacak. Bu yönüyle kültürel boyutu öne çıkan bir festival olacak. Sosyal olarak da okula giden öğrencilerimiz için, üniversiteye giden gençlerimiz için ailelerin bir yarışı var. Yani tüm üretmiş oldukları ürünleri satışından elde ettikleri gelirle onların harçlıklarını ve yurt paralarını, diğer masraflarını karşılayabilmek adına bir yarış içerisinde adeta. Diğer STK'ların eğitim gönülleri var örneğin. Sosyal bir proje. Hanım kardeşlerimizin yaklaşık 60-70 öğrenciye vermiş oldukları burs var. Onlara da biz standları ücretsiz verdik. Onlara bir imkan verdik. Elde edilen gelirle onlar da üniversiteye giden gençlere katkı veriyorlar. Yani hakikaten festival
hem kültürel yanıyla hem de sosyal yardımlaşmayla da ilgili herkese katkı veren, ilçede beklenen bir festival. Bu yönüyle de ben yani gerçekten evet, haklı bir yerde duruyor ve övmek değil de festivalimizi gerçekten çok güzel bir noktada herkesin kabul ettiği, herkesin bizim festivalimiz dediği bir festival. Artık ilçelerde daha önemli hale gelir oldu bu tür festivaller. Hani şehir festivalleri yapılır ama belki herkes o festivallere katılamaz ama hani Ankara'nın bir ilçesinde festival yapıldığında buradan kalkılıp Ankara'dan o festivale gidilir işte. Çubuk'ta festival yapılıyormuş ya da diğer ilçelerde baktığımızda Ayaş'ta, Beypazarı'nda. Ankara bu anlamda biraz da şanslı çevresini saran ilçeler ve oradaki bu hareketlilik biraz da avantaj sağlıyor aslında. Bakıldığında belki İç Anadolu'da hani ne yapıyor insanlar diye sorulduğunda işte bu tür etkinlikler olduğunu da Canan Hanım, gösteriyor şimdi bize. Beypazarı, Ayaş, Çubuk yani Ankara'nın ilçelerinde hakikaten var olan potansiyeller var. Bu ilçeler doğal kadim ilçeler. Doğal güzellikleri var. Evet. Örneğin Karagöl'ümüz var biz. Evet. Çok müthiş güzellik. Müthiş güzellik. Doğa harikası. Bunun yanında Aykayası, Aydos Yaylası, Evci Yaylası, yani Çubuk 2 Barajı, Kavşakkaya Barajı, Ankara'da bu kadar çok mesir alanı yokken, regresyon alanı yokken Çubuk 2 Barajı tüm Ankaralıların gözdesiydi. Yani Melih Başkan çok zenginleştirdi. Ankara'nın her yerinde regresyon alanı var. Ondan kaynaklı biraz Ankara'nın kuzeyindeki Çubuk 2 Barajı yavaşta değil gibi ama yolla, standardı yükseltilen yolla Çubuk 2 Barajı, Kavşakkaya Barajı, Karagöl, Aykayası, Aydos Yaylası, Evci Yaylası ve jiletleriyle çok rahatlıkla Çubuk'un bu doğal güzelliklerine ulaşılabiliyor. Trekkingler yapılıyor. Piknik alanları güzel, vatandaşlarımız öyle yoğun olaraktan ilgi gösteriyorlar. Aynı zamanda biraz önce ifade ettiğim gibi etiyle, turşusuyla, salatalığıyla, efendim domatesiyle, kavunuyla, karpuzuyla derken tüm bu potansiyelleriyle dikkat çeken ilçeler. Zira Beypazarı'ndan bahsettiniz, Ayaş'tan bahsettiniz. Yani potansiyelleri var ama bunun yanında Çubuk'ta son yıllarda ne oluyor dendiğinde Çubuk'ta Sayın Başbakanımızın önderliğinde Çubuk için en büyük hediye de 5. Devlet Üniversitesi olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Çubuk'ta kuruluyor olması. Çok inanılmaz bir sinerji oluşturdu. Bölgede hareketlilik, yapılaşmada hareketlilik has safhada, 5000'e yakın bağımsız konut yapıldı. Yani bu Çubuk'ta ekonominin çok iyiye gittiğinin bir göstergesi olsa gerek. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 10 fakültesi olan, 4 yüksek okul olan, bir konservatuar olan bir üniversite, devlet üniversitesi. Bunun yanında Gazi'ye bağlı 2 tane yüksek okul var. Üçüncü ise vakıf üniversitesi. Ankara Teknoloji Üniversitesi ile ilgili de yer arayışlarımız devam ediyor. Hem Çubuklu yani gençlerin hem yeni gelecek şehri, gençlerin evet, oraya katkısı ve katacakları enerji daha farklı İnşallah. Olacaktır elbette. Çubuk üniversite şehri oluşuyla da dikkat çekiyor. Var olan potansiyelleri, termal kaynakların Çubuk'ta oluşu, üniversitenin gelmiş olması, altı şeritli yolla erişimin kolay olması, gerçekten Çubuk'ta inanılmaz şekliyle dikkatleri çekiyor. Ankara'nın kuzeyinde dün Taşra ilçeydi ama şu an artık Çubuk metropolün yanı başında bir ilçe oldu. Potansiyelleri de metropole de katkıda veren bir ilçe. Dolayısıyla biz Çubuk ilçesi olaraktan 84 bin nüfusuyla inşallah Ankara'ya bu güzel potansiyellerimizle renk kattığımızı düşünüyoruz. Ankara'nın ekonomisine, Ankara'nın tarım çok çok önemli. Tarım ve hayvancılık yönüyle de Ankara'nın bir rengiyiz. Ankara'nın açıkçası tarımsal ürünler bakımından da deposu durumundayız. Evet. Metropol de o zaman üstüne düşeni yapsın ve bu rengi görmeye gitsin bugün ve 4 gün sürecek değil mi? 4 gün sürecek. Söylediğim gibi girişte civarımızda yaşanan olaylardan da etkileşim elbette var. Sosyal ve kültürel yönünü öne çıkardık. Tabii ki vatandaşlarımızın bu festivale erişimi için de tedbirler aldık. Ego otobüs sayıları artırıldı. Sayın Genel Müdürümüzle görüştük. Özel halk otobüsleri biraz daha ihtimam gösterecek. Çok daha sıklıkla servisler konulacak. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olacağını
Yani ulaşımla ilgili bir mağduriyet yaşanacağını düşünmüyoruz. Biz gerekli önlemleri, tedbirleri aldık. Gerçekten geldiklerinde evet, iyi ki biz bu ilçeye gitmişiz. Bu güzellikleri görmüşüz. Çok keyif çubuk aldık diye. Almışız. Onlar için bir anı, bir hatıra olacak. Ve dönüşte de hanımefendiler beylerine, beyler hanımefendilere hediye edecekler. Çubuk agat taşından yüzükler, kolyeler birbirine hediye etmek suretiyle de negatif enerjiler ortadan kalkacak. Aile içi şiddet de minimize edilecek diye düşünüyorum. İnşallah güzel bir etkinlik olacak, güzel bir festival olacak. Çok teşekkür ederiz. Sizleri de bekliyor Can Hanım. Sizler aracılığıyla tüm Türkiye'yi, Avrupa'yı bekliyoruz. Yabancı gruplarımız da geldi. Onları misafir ediyoruz. Uluslararası bir boyut kazandı artık. Evet, uluslararası düzeyde yapılıyor. Çek Cumhuriyeti'nden, efendim Bulgaristan'dan, Slovakya'dan, Bosna Hersek'ten, Maglay. Yani kardeş şehirlerimiz ve Avrupa'dan da dostlarımız, Balkanlardan dostlarımız da bizim misafirimiz olaraktan kortejde yerlerini alacaklar. Biz herkesi kortej yürüyüşümüze davet ediyoruz. Festivalimize bekliyoruz. Ve size de iyi yayınlar diliyoruz. Çok efendim. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür festivalle ediyorum. İlgili hem bu bilgileri verdiniz hem keyifli bir sohbet yaptık. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.